Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini anlatan bir videoyla daha karşınızdayız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu ünitede yiyecekler içecekler konusu işlendi arkadaşlar. Onunla ilgili mutlaka bir bölüm gelecektir ve onunla ilgili bir bölüm hazırladım sizlere. Write the words under their pictures. Resimlerin altına buradaki kelimeleri eşleştirmemiz, yazmamız isteniyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Buradaki kelimeleri öncelikle bir hatırlayalım. Bilinmeyenler olabilir. Tea, çay, cheese, peynir, sausage, sucuk, salam, bagel, simit, croissant, kruvasan, tatlı simitimsi, tatlı bir hamur işi biliyorsunuz. Cucumber, salatalık, fruit juice, meyve suyu, honey, bal, jam, reçel, olive, zeytin, pancake, gözleme, butter, tereyağı, muffin. Arkadaşlar muffin'i biliyoruz. Şöyle kek tarzı bir şey. Yani yabancı dilden gelen bir kelime zaten biliyorsunuz. Küçük kek diyebiliriz. Cereal da mısır gevreği olarak, yiyecek içecek olarak bu ünite içerisinde sizlere anlatmıştık. Şimdi de bunu yazılı formatında nasıl görürüz ve nasıl uygularız ona bir bakalım arkadaşlar. Mutlaka böyle bir bölüm gelecektir. Size yiyecek içecek resimleri verilecektir ve altlarına yazmamız istenecektir. Onun için birinciye başlayalım. Bu neydi arkadaşlar? Muffin. Hemen altına yazalım. Muffin. Emin olduklarımızda mutlaka üstünü şöyle bir çizelim arkadaşlar. Bilmediklerimiz varsa onları da en sona bırakmış oluyoruz zaten. İkinci resme bakalım. Olive. Hatta olives diyelim. Onu da çizelim. Diğer resim tea. Onu da çizelim. Bir diğeri simit. Arkadaşlar simit neydi? Bagel. Bagel simit demek. Onu da çizelim. Gelelim diğerine. Bu resim bal resmi. Dolayısıyla bal neydi? Honey. Onu da çizelim. Bir diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Evet, farelerin çok sevdiği, hep öyle bilmişizdir ya. Peynir. Daha doğrusu İngilizcesi nedir? Cheese. Onu da çizelim. Bir sonraki gevrek dedik. Mısır gevreği olabilir. Buğdaydan yapılan çeşitli gevrekler var biliyorsunuz. Onun da İngilizcesi cereal. Cereal, onu da yazalım. Bir sonraki gözleme. Arkadaşlar bunu biz pancake olarak öğrendik. Pancake bizdeki karşılığı. Gözleme olarak öğrendik. Pancake şeklinde yazılıyor. Pancake. Onu da düzeltelim. Bir diğerine bakalım. Meyve suyu veya portakal suyu da diyebiliriz ama verilen kelimelerden fruit juice şeklinde verilmiş. Onu da yazalım. Ve bir diğeri croissant diye biz biliyoruz zaten. O da İngilizce'de karşımıza gelen kelimelerden, böyle tatlı simitimsi bir şey. Bir sonraki grubumuza geçelim. Evet, o grupta da görüyoruz. Salatalık. Salatalığın İngilizcesi neydi arkadaşlar verilen kelimelerden? Cucumber. Onu da yazmış olalım. Ve tereyağını görüyoruz. Tereyağımız butter. Onu da yazalım. Bir sonraki reçelimiz jam. Ve son olarak da salam, sucuk anlamlarına gelen sausage şeklinde yazmış olalım arkadaşlar. Bunu da tamamlayarak bu bölümü bu şekilde halletmiş oluyoruz. Mutlaka karşınıza gelecektir bu tarz sorular. Evet, bu bölüme lütfen iyi bakın. Kelimeleri ezberlememiz ve resimlerle eşleştirmemiz bu kadar basit ve kolay olacak, eğer kelimeleri biliyorsak arkadaşlar. Diyoruz ve geçiyoruz diğer bölüme. Yine bir başka bölüm, yine olmazsa olmazlardan. Yine bizlere resimler, görseller verilecektir. Ve o görselleri ifade eden İngilizceleri karşımıza mutlaka gelecektir. Anlamlarını bir hatırlayalım. Daha sonra boşlukları doldurmaya geçeriz arkadaşlar. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Take care of dog, köpekle ilgilenmek, köpeğe bakmak anlamında. Help father, babasına yardım etmek veya babamıza yardım etmek. Have a rest, biliyorsunuz dinlenmek. Visit grandmother, büyük anneyi ziyaret etmek. Go online, internete girmek. Do karate, karate yapmak. Take dance courses, dans kursları almak. Tidy room, odayı düzeltmek. Take a nap, şekerleme yapmak. Kısa uykularımız olur ya, şöyle 5-10 dakikalık, yarım saatlik şekerleme yapmak diyoruz ya, işte o take a nap. Run errands da ev işleri yapmak olarak öğrendik arkadaşlar bu ünitede. Şimdi aşağıdakilerle bunları eşleştirmek kalıyor, hepsi bu.
Gelelim birinci resmimize. Birinci resimde görüyoruz ki torunlar büyük annelerini ziyaret etmişler. Biz buraya ne diyorduk? Visit grandmother. Visit grandmother. Büyük anneyi ziyaret etmek diyelim. Görüyoruz çocuk babasına yardım ediyor. Babaya yardım etmek biraz önce neydi? Öğrenmiştik. Help father. Böyle alta yazalım. Help father. Babasına yardım etmek. Bir sonrakini görüyoruz ki kahvaltı yapıyor. Dolayısıyla ona ne diyeceğiz? Have breakfast. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Bu verilen kelimeler içerisinde var arkadaşlar. Bunları dediğim gibi bildiklerinizi elersek, bu şekilde üzerine çizersek çok daha kolay olacak. Olur ya, bilmediğiniz bir kelime olursa dediğim gibi arkadaşlarınıza da bakma şansınız yok. Dolayısıyla kendimizle baş başayız. Bilmediğimizi sona getirmek ve işi garantiye almak zorundayız. Bir diğerine bakalım. Burada koltuğa uzanmış dinleniyor biliyorsunuz. Dinlenmek neydi? Have a rest. Bu şekilde de dinlenmek olarak have a rest şeklinde de doldurmuş oluyoruz. Ve geçiyoruz bir sonraki bölüme. Aşağıdaki resimlerde de var arkadaşlar. Bakalım neler var. Karate yapıyor görüyorsunuz. Karate yapmak neydi? Do karate şeklinde söyleyebiliyoruz. Ve bunu yukarıdaki kelimelerden yine sildikçe işimiz de daha kolaylaşacak. Bir sonrakine geçiyorum. Görüyorsunuz ki bilgisayar başında internetle uğraşıyor. Dolayısıyla biz internete girmeyi nasıl öğrenmiştik? Go online. İnternete girmek, internete bağlanmak anlamında. Bir diğerine bakalım. Görüyorsunuz köpeği var, onunla ilgileniyor. Biz buna ne diyorduk İngilizce'de? Take care of dog şeklinde köpekle ilgilenmek, köpeğin bakımını yapmak anlamında. Bir diğerine bakalım ki görüyoruz halk oyunları oynayan bir durum var. Verilen kelimelerden uygun olan neydi? Take dance courses şeklinde ifade edilmişti. Onu da buraya yazdığımız zaman tamamlamış oluyoruz. Ve geliyoruz buradaki son resmimize. Görüyorsunuz uyuyor. Şekerleme yapmak demiştik ya. Neydi o? Take a nap. Kısa uyku. Kısa uyuklama, daha doğrusu şekerleme yapma. Take a nap şeklinde doldurmuş olalım. Ve bir sonrakine bakalım. Görüyorsunuz ev işleri yapıyor buradaki resimde. Dolayısıyla ev işleri yapmak neydi? Run errands şeklinde ev işleri yapmak. Bu kelimeydi. Bunu da yazmış olduk. Ve odalarını topluyorlar görüyorsunuz. Buna da biz tidy room diyoruz İngilizce'de. Bu şekilde bu bölümü de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Verilen görsellere iyi bakacağız ve bize verilen kelimeleri aklımızda iyi tutup iyi ezberleyelim lütfen. Dolayısıyla bunları bildiğimiz zaman resimlerle eşleştirmesi gerçekten çok kolay ve basit olacak ve yüksek notlar alacaksınız sınavda. Geçiyoruz bir başka bölüme. Bu ünite içerisinde dedik ya küçük küçük kelimeler, konular öğrenildi. Bunlarda mutlaka birer ikişer soru gelecektir. Mümkün olduğu kadar geniş yelpazeden sorular hazırladım sizler için. Bu bölümde de bize saatlerle ilgili sorular gelecektir. Bakalım burada vermiş olduğumuz örnek saatler nelermiş. Arkadaşlar görüyoruz ki saat tam 5. Saat tam 5'te biz hangisini kullanıyorduk görüyorsunuz? Saatin tam 5 olması it is 5 o'clock. Dolayısıyla şurayı C yazmamız yeterli olacaktır. Uzun uzun yazmayalım, videomuz fazla uzun sürmesin diye. C şıkkını buraya yazıyoruz. It is 5 o'clock. Biliyorsunuz tam saatlerde past ve to kullanmıyorduk. It is ile başlıyorduk. Arkasına saat neyse onu yazıyorduk. Ve o'clock yazdığımız zaman saatin tam olduğunu ifade ediyorduk. Saat 5 olduğu için it is 5 o'clock bizim için doğru cevap olacak burada. Bir diğerine bakalım arkadaşlar. Bir diğerinde de saatimiz 7'yi çeyrek geçiyor. Quarter past. 7'yi çeyrek geçmek, quarter past ifadesi var. Ama kaçı geçiyor? 7'yi. Dolayısıyla it is quarter past 7. Görüyoruz ki D seçeneğinde. O zaman buraya da bir D yazdığımız zaman saati uygulamış oluyoruz. Bir sonraki görüyoruz ki 11.30. 11.30 yani. Half past. Biz buçukları nasıl söylüyorduk? Half past. Half past 5, half past 7, half past 10, half past 11. Burada 11.30 olduğuna göre it is half past 11 doğru seçenek olacak B bizim için. Ve son saatimiz görüyoruz ki 9.45 gibi görünüyor. 10'a çeyrek kala gibi de görünüyor. Bu kala olarak söyleneceği için
10'a 15 kala. 5, 10, 15. Biz 15 saatine ne diyorduk arkadaşlar? 15 dakikaya quarter diyorduk. Dolayısıyla saat dilinde quarter'ı kullanmamız gerekecek. O da it is quarter to 10 A seçeneği diyoruz. Ve buraya ekliyoruz arkadaşlar. Saatlerde, saatler konusunda bu sıradan şaşmayacağız. Önce it is ile başlanacak. Bu bir numara. Daha sonra ister çeyrek olsun, ister buçuk, ister herhangi bir dakika. Daha sonra dakika olacak. Daha sonra to veya past. Geçeli veya kalalı olarak söyleyeceksek 3 numara to veya past olacak. Bakın burada da to var, 3 numarada burada past var. Sıralama bu, bundan şaşmayın sakın. En sonda da saatimiz kaçsa kaç arkadaşlar, onu yazacağız. Yani dolayısıyla özetle 1 numara it is ile başlayacak, hangi saat olursa olsun. 2 numara dakika yazılacak. 3 numara to veya past, geçe veya kala olarak ifade edilecek. Ve sonunda da saatimiz yazılacak. Bu sıralamaya uyduğunuz sürece yapamayacağınız saat yok arkadaşlar. Bu da bizim için güzel bir bilgi oldu diyelim ve geçelim alt tarafa. Yine bir diyalog konuşma gelebilir. Çünkü bu ifadeleri biz ünitede öğrendik. Enjoy your breakfast. Afiyet olsun. What do we have for breakfast? Kahvaltıda ne var? Bu soruyu öğrenmiştik. Sorry, it's all gone demek. Üzgünüm, hepsi bitmiş, tükenmiş, elimizde kalmamış anlamında. It is my favorite. O benim en sevdiğim. Bu ifadeleri biz ünitede öğrendik arkadaşlar. Bakalım bu ünitedeki öğrendiklerimizi parça içerisinde nasıl kullanacağız? Evet, mommy yani anne ile Ahmet bir diyalog içerisinde de konuşuyorlar. Bakalım neler bekliyor bizi. Ahmet, it is breakfast time. Ahmet, kahvaltı zamanı. Okay mom, tamam anneciğim. I am coming. Ben geliyorum. Ahmet ne sormalı ki annesi? We have olives, butter, eggs, cheese, tomatoes gibi sıralamış olsun. Dolayısıyla öğrendiklerimizden what do we have for breakfast buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ahmet bunu sormalı ki annesi biraz önceki saydığı yiyeceklerin hepsini tek tek saymış olsun. Yani what do we have for breakfast? Annesine soruyor, kahvaltıda ne var? Annesi de tabii ki söylüyor, we have olives, butter, eggs, cheese and tomatoes şeklinde ifade etmiş. Arkadaşlar böyle boşluklarda, soru cevap boşluklarında veya diyalog boşluklarında bizden istenen kısmı bulmak için ya önüne bakın ya arkasına, mutlaka bağlantısı vardır. Bakın burada annesi kahvaltılıkları bir bir saydığına göre dolayısıyla bizim kahvaltıda ne var demesi gerektiğini düşünmemiz lazım diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Bakın burada da aynı şekilde. Do we have jam? Peki reçelimiz var mı? Reçele sahip miyiz? Buradaki have biliyorsun sahip olmak anlamında. Reçelimiz var mı? Nokta nokta bla 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 demiş. Do you want honey? Bal ister misin diye ikinci bir alternatif sormuş. Demek ki burada Ahmet ne demeliydi arkadaşlar veya annesi ne demeliydi? Yani üzgünüm, bitmiş anlamında bir ifade var. Sorry, it is all gone. Üzgünüm, hepsi bitmiş. Bal ister misin? Reçel var mı diye sormuştu. Reçel sorduğu zaman annesinin cevabı üzgünüm, hepsi bitmiş diye bir alternatifi var. Arkasına bal ister misin diye soruyor. Oh yummy, oh lezzetli, harika, süper gibi bir ifade ve devamına bakıyoruz arkadaşlar. Burada hangisini söylemiş olabilir? Bu bildiklerimizi, yaptıklarımızı yazdığımız zaman it is my favorite, oh yummy, oh süper, harika, lezzetli, leziz. It is my favorite. Bunu yazdığımız zaman arkadaşlar o benim en sevdiğim şey, bal en sevdiğim şey, arkasında zaten I like it diye vurguluyor ve ben onu severim. Yani bana sunduğu alternatif balı benim en sevdiğim, onu severim diye ifade etmiş ve annesi de en sonunda ne diyor? Ne diyor olabilir arkadaşlar, görüyoruz. Enjoy your breakfast. Enjoy your breakfast ne demek? Afiyet olsun demek, çünkü küçük bir kahvaltı sohbeti geçti arasında. Kahvaltılıklarını sordu. Annesi kahvaltılıkları saydı. Ve bu bizim öğrenmiş olduğumuz ifadeleri de böyle diyaloglar içerisinde sizden istenebilir. Bunların anlamını bilelim arkadaşlar. Anlamını bilince zaten boşluğa doldurması gayet kolay olacak diyoruz. Ve geçiyoruz bir başka bölüme. Evet, yine bu bölümde öğrendiğimiz konulardan nutritious food veya junk food, yine yiyecek içecek konusunda biz neler öğrenmiştik arkadaşlar? Sağlıklı, sağlıksız.
besleyici yiyecek içecekleri veya abur cubur olanları da ayırmıştık, hatırlayın. Bununla ilgili bölüm mutlaka gelecektir. Hemen onunla ilgili de bir çalışma yapalım. Bunları biliyoruz. Bu yiyecek içecekleri zaten başta öğrenmiştik. Nutritious food demek sağlıklı, lezzetli, besleyici. Ama junk food ise abur cubur arkadaşlar. Dolayısıyla verilen kelimeleri besleyici mi yoksa abur cubur mu olduğuna karar vererek ne yapalım? Ayıralım. Şöyle bir sınıflandıralım. Hemen bakıyorum. Muffin hangisi arkadaşlar? Muffin yani besleyici bir gıda değil. Dolayısıyla junk food kısmına yazıyoruz. Buraya bir muffin yazalım. Croissant bu da yani hamur işidir. Besleyici diyemem. Lezzetli olabilir ama besleyici değil arkadaşlar. Dolayısıyla onu da bu tarafa yazacağız. Tomato domates doğaldır. Dolayısıyla besleyici gıdalar kısmına yazacağız. Tomato. Cips. Biliyorsunuz ki zararlı. Junk food kısmına yazacağız. Buraya cips olarak ekliyorum. O da gitti. Butter. Tereyağı. Sağlıklıdır. Biliyorsunuz. Dolayısıyla buraya nutritious kısmına yazacağız. Olive. Zeytin. Zeytin tabii ki doğal ve lezzetli. Hatta sağlıklı diyebiliriz. Dolayısıyla onu da buraya yazacağız. Junk food kısmına bakalım daha neler gelecek. Sırada egg var, yumurta. O da tabii ki sağlıklı gıda bölümüne yazılacak. Hamburger, yani hamburger biliyoruz ki kesinlikle abur cubur bile demiyorum artık. Yani sağlıksız diyebilirim. Kesinlikle diyebilirim sağlıksız. Obeziteye sebep olan bir yiyecek. Onu da junk food kısmına yazdık. Strawberry, çilek. Arkadaşlar strawberry bir meyvedir. Dolayısıyla doğaldır. Onun için onu da buraya nutritious food kısmına, besleyici gıdalar kısmına yazıyoruz. Grape, üzüm. Üzüm de aynı şekilde doğaldır. Onu da nutritious food kısmına yazıyoruz. Coke. Coke, kola arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ama onu maalesef abur cubur kısmına yazmak zorundayız. Bu şekilde besleyici, sağlıklı, sağlıksız, abur cubur yiyecekleri de sınıflandırmanız istenebilir. Bu şekilde sınıflandırırsak çok da başarılı olacağız eminiz sınavda. Diyoruz ve geçiyoruz öbür bölüm arkadaşlar. Bu bölümde de write the names of days. Burada da diyor ki günlerin isimlerini yazın. Günlerin isimlerini biliyoruz arkadaşlar. Pazartesiden itibaren ben baş harflerini sizlere verdim kolaylık olsun diye. Monday. Baş harfleri var dikkat edin. Monday. İkinci günümüz Tuesday. Tuesday. Üçüncü günümüz Wednesday. Bunların yazılışına dikkat edelim. Wednesday. Dördüncü günümüz Thursday. Beşinci günümüz Friday. Bakın bunlar hafta içi günler. Ben hafta sonu günlerini özellikle ayırdım. Saturday ve Sunday şeklinde. Onları da ayrı kalemle yazıyorum dikkatimizi çeksin diye. Saturday ve Sunday pazar günümüz. Bu ilk beşi haftanın günleri, hafta içi günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ama diğer ikisi hafta sonu günleri olduğu için ayrı yazdım, ayrı renkte yazdım. Aklımızda iyice kalsın diyoruz ve geçiyoruz. Bu sefer de write the Turkish meaning of the months. Arkadaşlar bu sefer de ayların Türkçe karşılığını bizden yazmamız isteniyor. Bakalım neymiş? Sırayla yazdım kafanız karışmasın diye. January, Ocak. February, Şubat. March, Mart. April, Nisan. May, Mayıs. June, Haziran. July, Temmuz. August, Ağustos. September, Eylül. October, Ekim. November, Kasım. December'da son ayımız, 12. ayımız diyelim, Aralık olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da şöyle hızlıca sizlere hatırlatmış olalım. Olur ya sınavda günleri ve ayları sorarlarsa bu bölüm sizin işinize çok yarayacak arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka bölüme. Yine bu ünite içerisinde in, on, at edatlarını öğrendik. Bunlar biraz sıkıntılı arkadaşlar. Hangisinde in, hangisinde on geliyor diye çok düşünmüşüzdür. Ve sizin için küçük bir cümle yazacağım. Bunu eminim daha önceden duyanlar da var.
belki ilk defa duyacak olanlar da var. Bakın arkadaşlar, şu yazacağım cümleye iyi bakın. Aylin 10 gün sonra saat 5'te gelecek. Belki de diyeceksiniz ki ne alaka şimdi bu cümle? Bakın arkadaşlar, formüle bakın, aklımızda çok güzel kalsın. Şimdi biz in, on, et bölümlerini hani buradaki boşluklara koyacağız ya. Hangisinden önce in, hangisinden sonra on, et gelecek. Onun formülü işte bu. Arkadaşlar bakın, ay, aylardan önce, in, günlerden önce, on, saatten önce, et geleceğimizi bir cümleyle aklımızda kalsın diye sizlere formülize etmiş olduk. Aylin, ay ve in görüyorsunuz. Aylardan önce in koy. 10 gün, günlerden önce 10 koy. Saat, saatlerden önce de et edatını koy. Bu cümleyi lütfen kendi adımız soyadımız gibi bilelim. Aylin 10 gün sonra saat 5'te gelecekmiş. Formülü bakalım işimize yarayacak mı? Birinciye bakıyoruz arkadaşlar. He gets up. Görüyoruz ki saat var. Saatlerden önce et geleceğini biraz önce söyledik. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Farz edin ki cümlenin anlamlarını bilmiyorsunuz. Kelimeleri bilmiyorsunuz ama saatlerden önce et geleceğini bu cümleyle çok da rahat çözüp puanı cebe atabilirsiniz arkadaşlar. I go to the cinema with my family bla 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 days. Görüyoruz ki gün. Biz ne dedik? Günlerden önce 10 getirin dedik. 10 Sundays. Hemen yerine oturdu. We have breakfast bla 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 morning. Arkadaşlar sabahları in ile birlikte kullanılıyor. Ayların yanına sabahları da in kullanılıyor. Birazdan şuraya listeleyeceğim sizlere. We play football bla bla. Arkadaşlar hafta sonu da at. Bunlar istisnalar, onları söyleyeceğiz. Ahmet and Zeynep go on holiday. Yazı da söyleyeceğiz. Yaz da yine in. Elif sleeps late. Yine gece vakti at ile kullanılır, onu da söyleyeceğiz. He does his homework in the afternoon şeklinde söyleyeceğiz. Arkadaşlar hemen şuraya sıralıyorum. At'le kullanılacaklar şunlar. Saatler. Gün vakti tam öğlen. At noon. Gece vakti tam gece karanlığı. Gecenin yarısı. At night. Hafta sonu. At weekend. Ve bir de at'le kullanılacağımız ne var? Bakıyorum. Hafta sonunda söyledik. Saatleri söyledik. Evet, aklımızda kalanlar şimdilik bunlar. 10 bakalım arkadaşlar. 10 ne dedik? Günlerden önce mutlaka 10 kullanılacak dedik. Bir de in'e bakalım. In ise arkadaşlar sabah. In the morning. In the morning. Ondan sonra ne var? In'le kullanılan. In summer. Mevsimler. Bunu da yazdık biraz önce. Bir de öğleden sonra in the afternoon şeklinde bunu da yazalım ve görüyorsunuz. Nelerden sonra in, nelerden sonra on, nelerden sonra önce özür diliyorum et geldiğini bu listene bir kez daha perçinlemiş olalım ve ona göre boşluklarımızı dolduralım diyoruz ve geçiyoruz. Some ve any konusuna. Arkadaşlar burada da some ve any'den hızlıca bahsedelim. Some olumlu cümlelerde de bazen soru cümlelerinde kullanılır burada göreceğimiz gibi. Any ise kesinlikle yine soru cümleleri ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Diğerleri zaten cümlenin, kelimenin baş harfi sesli mi sessiz mi ona göre kullanılır diyoruz. Ve hemen geçiyoruz bu bölüme. Bu bölümde de hemen boşluklara bakıyorum. Can I have blah blah water please? Some bu arada biraz demek. Any hiç demek. Bu ikisi de bir tane demek. Dolayısıyla buraya uygun olan ne arkadaşlar? Can I have some water? Biraz su alabilir miyim lütfen? Hiç su alabilir miyim? Bir su alabilir miyim? Olmaz. Biraz su tane olarak ölçülmez. Miktar olarak biraz diye söylenir. Onun için some diyoruz buraya. Diğerine bakalım. There is a blah blah in the basket. Arkadaşlar some olamaz çünkü çoğul değil. Any hiç olamaz. Ya e olacak ya en. Ama bakıyoruz ki elmanın ilk harfi a ile başlıyor. Biz de o zaman buraya an apple demek zorundayız. I sometimes eat blah blah toast before going to school. Okula gitmeden önce bazen tost yerim. Bakıyorum
Sam yine olmaz. Sam olsaydı S takısı olması gerekiyordu. Hiç tost yerim de olmaz. Dolayısıyla ya E ya da N gelecek ama baş harfini görüyorum ki sessiz. Dolayısıyla bizim onun önünü bir seslendirmemiz lazım. E toast olacak şekilde. Diğerine bakıyorum. There aren't. Arkadaşlar olumlu cümle görüyorsanız hiç düşünmeyin. Any'i oraya yazın gitsin. Bakın anlamına. There aren't any bananas in the fridge. Dolapta hiç muz yok. Bakın hiç. Olumsuz cümlede kullanıldığı için anlamı da yerine oturuyor. Do you have some money? Do you have any money? Arkadaşlar bu hiç param var mı? Biraz param var mı? İkisi de olabilecek durumda. Do you have any money? Do you have some money? İkisini de koyabileceğimizi bu şekilde vurgulayalım. Sadece cümlenin anlamına bakmanız yeterli olacak arkadaşlar. Bu sizin için gerçekten önemli bir ipucu olacak diyoruz. Ve geçiyoruz present tense'deki zaman zarflarını. Arkadaşlar hemen eşleşelim. Often neydi? Sık sık. Hemen buraya B yazıyorum. Usually neydi? Genellikle. Hemen buraya E yazıyorum. Always neydi? Her zaman. Hemen buraya bir C yazıyorum. Sometimes neydi? Ara sıra, bazen. Hemen buraya bir D yazıyorum. Never neydi arkadaşlar? Never. A yani hiçbir zaman, asla anlamında. Bunları da şöyle bir hatırlayalım. Çünkü present tense de bu ünitenin olmazsa olmazlarından. Ona geçiyoruz hemen vakit kaybetmeden. Choose the correct verb option. Arkadaşlar çoğul özne, tekil özne ayrımına lütfen, lütfen ama dikkat edelim. Tek bileceğimiz püf noktası bu. Bakın tekil özne var. Fiil S takısı almak zorunda. Dolayısıyla cevabımız bu. Sally finishes her homework after school. Sally okuldan sonra ödevlerini bitirir. Finish diyemem. Öznem çünkü tekil. Tekil özne olduğu zaman fiillere S takısı mutlaka koyalım arkadaşlar. Diyoruz ve geçiyoruz hemen ötekine. My son and I. Bakın bir kişi değil iki kişi var. Dolayısıyla öznemiz çoğul. Bakın S takısı almamış olan attend'i işaretlemek zorundayız. My son and I. Oğlum ve ben. Attend a football course every weekend. Her hafta sonu futbol kursuna gideriz. Özlemimiz çoğul olduğu için fiile S takısı koymayacağız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada da özlemimiz çoğul. Hemen take care of the dog. Takes değil arkadaşlar. Dikkat edin. Take care of the cat şeklinde. Kediye. Onlar kediye bakarlar anlamında. Özne çoğul mu tekil mi? Ona bakıyoruz. Çoğul öznelerle birlikte düz cümlelerde. Bakın düz cümlelerde yani olumlu cümlelerde S takısını koyun arkadaşlar. Olumsuzda ve soruda zaten hiçbir şekilde S takısı olmayacak. S takısı olmayacak arkadaşlar. Ve gelelim şu don't, doesn't bölümüne. Bu bölümde de Selin yine tekil öznelerle doesn't kullanıyoruz. Çoğul öznelerle don't kullanıyoruz. Öznenin çoğul mu tekil mi olduğunu bilmeniz yeterli buraları bilmesek bile. Selin tek kişidir, tekil bir öznedir. Dolayısıyla burada olumsuz bir cümle yapmamız isteniyor. Selin doesn't yazmamız gerekiyor. I and Şaban. Ben ve Şaban dondurmayı sevmeyiz diyeceğiz. Çoğul olduğumuz için, çok kişi olduğumuz için don't kullanacağız. Burada istisna, buna dikkat edin. I, ben bir kişi olmama rağmen çoğul özne grubunda olurum arkadaşlar. I doesn't demeyin sakın. I don't get up early at weekends. Hafta sonları erken kalkmam dedik ve geçtik bir başka bölüme. Burada da yine do ve does'la soru soralım. Yine püf noktamız belli. Öznemiz çoğul mu tekil mi? Çoğul öznelere do yardımcı fiiliyle soru soruyoruz. Tekil öznelere does yardımcı fiiliyle soruyoruz. Bakıyorum öznem benim tekil. Dolayısıyla buraya hemen does diye sordum. Cevabımız da ya yesli ya da no'lu olacak. Burada yes de cevap verdiğime göre aynı özneyi kullanacağım. Yes, she does. Arkadaşlar bize does da soruluyorsa cevapta does, doesn't olmalı. Burada da bakıyorum Selim and Davut. İki kişi var. Dolayısıyla çoğul özneleri do ile soracağım. Ve biz bunların yerine they kullanabiliyoruz. No, they don't. İsterseniz Selim and Davut deyin. İsterseniz they deyin. Aynı şey olacak. Dikkat ediyoruz. Çoğul mu, tekil mi? Hem olumlu cümlede hem olumsuz cümlede lütfen çoğul özne, tekil özne aklınızdan çıkarmayın. Püf nokta çünkü orası. Would you like to eat bagel? Simit yemek ister misin? Bla bla bla, I don't like it. Sevmediğini belirttiğine göre dolayısıyla no thanks olmalı birinci sorunun cevabı.
Geliyorum diğerine. Hakan'la Arzu konuşmuşlar. Everything is very delicious. Her şey çok lezzetli. Thank you. Bon appetit. Bakın burada ilginç bir şey söylemiş. Arzu'nun kullandığı ifadenin eş anlamlısı nedir? Arkadaşlar bon appetit afiyet olsun demek. Tam İngilizce karşılığı da enjoy your meal olacaktı. Cevap B seçeneği onun için. Hangisi nutritious food ile aynı anlamlıdır? Arkadaşlar nutritious ne demiştik? Besleyici, sağlıklı demiştik. Dolayısıyla healthy food bizim için doğru olacak diyoruz ve geçiyoruz bir diğerine. Furkan doesn't like. Bakın özneler doesn't ile yapılıyor. Olumsuz cümle. Furkan doesn't like hamburger. He never eats. Furkan hamburgeri sevmez. Asla hiçbir zaman hamburger yemez anlamında olacak cevabımız. C seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 5. soruya. Burada da Yusuf'la Zeynep konuşmuş. I usually have a rest and do my homework. Cevabımız bu. Soruyu bulmak için cevabı okumalıyım. Ben genellikle dinlenirim ve ödevlerimi yaparım. Ne sormuş olabilir? What do you do after school? Cevap C seçeneği arkadaşlar. What time dediği zaman bir saat olmalıydı. When dediği zaman bir zaman olmalıydı. How often dediği zaman da ne sıklıkla yapıyorsun gibi anlam kazanmalıydı. Ama what do you do after school? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Genellikle dinleniyorum ve ödevimi yapıyorum. Soru cevabı eşleşmiş oldu diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki sayfaya. Evet arkadaşlar, bol soru çözmeye çalışıyorum. Videomuz uzun olmuş olabilir ama sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elif ve Erva konuşuyorlar. At 3 o'clock. Bakın saat varsa cevapta, o zaman benim direkt aklım what time'a gitmeli arkadaşlar. Hiç düşünmeye gerek yok. What time do you get back home from school? Okuldan eve kaçta dönüyorsun? At 3 o'clock. Saat 3'te. What time cevapta saat ister. Onun için cevabımız D seçeneği olacak diyoruz ve geçiyoruz. Doğru seçeneği işaretleyin. I like drinking it in the morning. Ben onu sabahlar içmeyi severim. Burada bir şeyin tarifini yapıyoruz arkadaşlar. Cevaptaki bir şeyin, dikkat edin. Ve evening. Ben akşamları ve sabahları onu içmeyi seviyorum. Because it is healthy. Çünkü sağlıklı. It is in a bottle or a carton box. Şişede veya karton kutuda olabilir. It is white. Beyazdır. What it is? Peki bu nedir? Tabii ki sabah akşam içtiğimiz kurtuda veya kartonda şişede olan süt olacak. Cevabımız C seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 8'e. Elif ile Zeynep konuşmuşlar. Bla bla bla, do you go online? Arkadaşlar cevaba bakın, every day. Her gün bize zaman vermiş, süreklilik vermiş. Who do you go online? Kim internete girer? Her gün. Where do you go online? Nerede, ne zaman internete girersin? Her gün. How often do you go online? Ne zaman internete girersin? Her gün. What do you go online? İnternete ne girersin? Her gün. Olmadı. How often bizim için uygun olan. Ne kadar sıklıkla girersin? Her gün cevabı burada uygun olmuş diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz Melisa ile Mother'ın konuşmasına. Can I have some honey? Biraz bal alabilir miyim? No thanks. Hayır teşekkürler. Saçma oldu. I don't like honey. Annesi böyle bir şey demez. It is my favorite. En sevdiğim demez. Melisa istiyor annesini vereceği cevap. Tabii ki sure. Tabii ki elbette alabilirsin ifadesi. 2020 yılı hangisidir arkadaşlar? Bunlardan verilen, biz biliyorsunuz ki 2000'li yıllardan sonrayı direkt söylüyoruz. 2021. 2000, 2000 ve arkasına 20'sini ekliyoruz. Ve cevabımız A seçeneği diyoruz ve geçiyoruz artık son sayfaya. Burada da bir tarih okuyalım sizler için. 10-10-2020 tarihinde gün ve ay nasıl okunur arkadaşlar? Biz günleri ve ayları, dikkat edin. İlk önce gününü, ama sonunda mutlaka order and numbers. Bu first, second, third, fourth, fifth demiştik ya, işte onları mutlaka uygulayacağız. The tenth, ortaya bir of koyup arkasına hangi ay olduğunu biliyoruz. Çünkü 10. ay Ekim ayı, October. Dolayısıyla the tenth of October bizim cevabımız olacak diyoruz ve geçiyoruz 12'ye. My sister loves bagel. Benim kız kardeşim simiti sever. But dediğim zaman arkadaşlar burada olumlu bir durum var. Burası mutlaka olumsuz olacak. Kız kardeşim simiti sever. Fakat ben sevmem gibi bir ifade olacak. I doesn't like olmaz. Olsa olsa I don't like olacaktı. I don't like olacak. Diğerlerine neden olmuyor ona bakalım. Kız kardeşim simiti sever ama ben bayılırım. Burada bir negatiflik yok. Bu da gitti. I dislikes. Dikkat edin arkadaşlar. S'ye takısı aldığı için burada olmaz. Çünkü I
çoğul özne grubuna gider. Onun için cevap bu değil. B seçeneği bizim için olacak. Yani çoğul özne, tekil özne ayrımını bildiğimiz zaman istediğimiz soruyu eleyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Yukarıda verilen cümlelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır? I have a breakfast at 7:30. Arkadaşlar 7:30'da ne yapıyormuş kahvaltı? My classes finish at 4:15. 4'ü çeyrek geçe dersi bitiyormuş. I attend my first class at 8:30. Burada da 8:30'da ilk dersi başlıyormuş, derse giriyormuş. I wake up at 7:00. Saat 7'de de arkadaşlar uyanıyormuş. Peki şimdi verilen cümlelerin doğru sıralaması hangisidir diyoruz. Tabii ki önce 4, arkasına 1, arkasına 3 ve arkasına okuldan dönüş saat olan 2'yi yazıyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak diyoruz ve geliyoruz artık son 2 sorumuza. What is the 11th month of the year? Arkadaşlar yılın 11. günü. Bakın ordinal numbers dediğim sıra sayılarından bir örnek soru. Yılın 11. ayı hangisidir? Tabii ki Kasım ayı. Kasım ayının İngilizcesi neydi arkadaşlar? November diyoruz ve D seçeneğini işaretliyoruz gördüğünüz gibi. Son sorumuz What is the second day of the week? Bu sefer de haftanın ikinci gününü soruyor. Pazartesi 1 ise salı da 2. İngilizcesi neydi? Monday, pazartesi, Tuesday. Görüyorsunuz ki salı ikinci günümüz olacak diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle videomuzun da sonuna geliyoruz. Bizleri izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Umarım sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Bundan sonraki ünite ve konu anlatımlarını, hatta sınavlarının devamı gelebilmesi için özel öğretmen kanalımıza beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize başarılar diliyoruz sınavlarınızda. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.